ve Türkiye-Ermenistan sınırında şeker pancarlarına zarar verdiği gerekçesiyle Tırtıl Avı'na çıkmışlardı. Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Necri'ye Tırtıl'la mücadeleyi soracağız. Sayın Necri, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aynur Hanım, teşekkür ederim. Çalışanlar tam olarak ne yapıyorlar? Tırtılları öldürüyorlar mı? Günde kaç saat bu işi yapıyorlar? Bize biraz bilgi verir misiniz? Aynur Hanım şöyle, Kars Şeker Fabrikası bu yörenin tek tüten bacası. Yaklaşık 7 bin dekar alanda pancar ekimi yaptık. Ancak tabii söylenti bu, ne kadar doğru bilemiyoruz. Ermeni sınırından bu tarafa önceki yıllardan Korunga Tırtılı adı verilen, Latincesi Symbolophora rivularis denilen bir tırtıllar var. Bunlar karların erimesinden, havaların da ısınmasından az önce ortaya çıkmaktalar. Bu larvalar kendilerine örümcek ağı şeklinde bir çadır örüyorlar. Altında endemik bitkilerle besleniyorlar, bitkilerin filizlerini yiyorlar. 7 gün, 10 gün civarında tırtıl olarak sahaya yayılıyorlar. Bunlar öncelikle yem bitkisi olan korungaları yiyorlar. Adı da oradan geliyor zaten. Daha sonra da pancar tarlalarına hücum etmek suretiyle pancarın kotiledon denilen yaprağın hemen altındaki genç filizlerini yemekte ve pancarı öldürmekte. Bu yörelerde iklim şartları zor, geçim zor. Pancar da bu yörenin en önemli tarım ürünü. Şeker fabrikaları olarak tarım politikamız planlı tarım, bildiğiniz gibi. Rekolteyi arttırmak için de her türlü önlemi almak zorundayız. Çiftçiler bununla mücadele edemiyorlar. Gerekçesi de hali hazırda zirai ilaç bulunmuş değil. Tabii tırtılların endemik bitkilerin bulunduğu meralarda yetişmesi otlatların zirai ilaçla ilaçlanmasına mani oluyor tabii. Gerek hayvan zehirlenmesi, gerek bitki örtüsünü bitirmesi anlamında. Buna kültürel yöntem veya mekanik yöntem dedikleri ayakla ezmek suretiyle veya traktör arkasına çalı çırpı bağlamak suretiyle bu çadırların bozularak larvaların öldürülmesine dayanıyor. Peki. Çalışmamız bu. Evet. Tabii bildiğiniz gibi tarımda işçi bulmak çok zor. Biz de şeker fabrikası çalışanları olarak 60 kişilik gruplar yaptık. Yaklaşık 10-15 dekar yayıldık. Bu alanlarda arkadaşlarımız el ele vererek gördükleri tırtılları ayaklarıyla ezmek suretiyle büyük bir bölümünü öldürdük. Peki yani bu, günde ne kadarlık bir zaman istiyor böyle bir iş Sayın Necdet? Tabii çok büyük Aynur Hanım. Bizim çalışma yaptığımız alan 15-20 dekar arasında. Tabii pancara yakın olan meralarda bu çalışmayı yaptık. Önümüzdeki hafta bir daha yapacağız. Bu bir bölümü tabii. Evet ama bu kesin sonuç sağlayan bir yöntem midir? Daha etkin bir mücadele gerekmez mi? Tabii ki öyle. Bu konuda üniversitelerde çalışıyor. Oralara da bilgi verildi. Oralardan öncelikle gelen bilgiler bunun mekanik yöntemle öldürülmesi şeklinde bize bildirildi. Pancar tarlalarına girdikten sonra zirai ilaçla da öldürülebiliyor ama bu dönemde merada kalanlar ertesi sene yumurtlamak üzere toprağın altına giriyorlar. Yani bu uzun soluklu bir mücadele anladığımız kadarıyla. Öyle, evet. Peki Sayın Abdullah Necdi, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederim ben de. Sağ olun Aynur. Sağ olun. Kars Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Necdi canlı yayın konuğumuzdu. Böylece işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş, saat başında Haber Merkezi Kuşağı'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.